Evet arkadaşlar, Ankara Resim Kursu'na hoş geldiniz. Kübra Hoca ben. Ben Mehmet Hoca. Ben de Murat Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz. Sizlerle Güzel Sanatlar Lise Hazırlık'la ilgili çok sorulan sorulara değinmek istiyoruz. Evet. Merak ettiğiniz yetenek sınavları nasıl olur? Kimler girebilir? Kaç aşamalı olur? Sınavda ne sorarlar? Neler sorarlar? Neler çıkarsın gibi orada? Şeylere değineceğiz. Sınavlar nasıl yapılır, başvuru süreçleri nelerdir, kimler girebilir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. En çok sorulan şeylere dikkat etmeye çalıştık. Ne tür sorular soruluyor gibi. Bunlarla ilgili biraz bilgilendirme yapacağız size. Şimdi ilk biz burada notlar aldık arkadaşlar. İlk sorumuz hani Güzel Sanatlar Lisesi'ne kimler girebilir? Kimler girebilir Murat Hocam? 8. sınıftaki bütün öğrenciler Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına girebilirler. İsteyen bütün öğrenciler girebilirler. Peki Güzel Sanatlar Lisesi'ne girerken öğrencilerin birçok öğrencinin yanlış bildiği bir şey var. LGS liselere giriş sınavının etkisi var mı? Yok. Yok. Hayır. LGS sınavının bir etkisi yok. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanını. Evet, o çok önemli. Neden çok önemli? Yetenek sınavında %70'i yetenek sınavı, çizim sınavı yani. Aynen. %30'u da ortaöğretim başarı puanını etkiliyor arkadaşlar. Eğer ortaöğretim başarı puanınız düşük olursa arkadaşlar, bu ortaöğretim başarı puanı ne peki? 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta ve 8. sınıfta karnenizdeki almış olduğunuz notların başarı puanı olarak hesaplanmasıdır bu. Bu eğer bu ağırlıklı ortaöğretim başarı puanınız düşük olursa sizden daha kötü çizen bir öğrencinin sizin önüne geçmesi ihtimalini doğurur. Bu sebeple ağırlıklı ortaöğretim başarı puanınızın da yüksek olması gerekir. Değil mi hocam? Adam evet. Güzel konuştu. Evet, güzel konuştu. peki ne kadar etkiliyor? Saygı duydum. %30. Evet. %70 ise çizim sınavından gelecek bir puan olacak. İkisinin toplamıyla sizin başarı puanınız, yani sınavı kazanıp kazanmadığınız, o ikisinin toplamıyla belli olacak. Çizimde neler var peki? Neler soruyorlar? Bir imgesel, bir de natürmort sınavı yapıyorlar. Natürmort, evet. Yani şöyle, iki aşamalı bir sınava gireceksiniz. Yani yüksek ihtimal 2 gün üzerinden yapılır sınav zaten. Yani bir gün imgesel, bir gün natürmort şeklinde yapılıyor. Bazı okullar aynı günde yapabiliyor. Yani geneli en azından Ankara için konuşursak, Ankara'da genelde 2 gün üzerinden yapıyorlar sınavları. Evet. Birinci aşama genelde natürmort olarak karşımıza çıkıyor. İkinci aşama ise imgesel sınav olarak karşımıza çıkıyor. Bize YouTube'dan sorular geliyor. Ben soruları okudum. Mesela desen sınavı, canlı modelden desen sınavı soruluyor mu diyorlar. Bizim yapmış olduğumuz yok, çizimlerden yok, hayır, sonra kesinlikle. Sorulmuyor. Yani canlı model sınavı sadece üniversite için geçerli. Yani evet. Bazen ortaokulu bağlayan bir durum değil. Bazen genelgelerde de yazılıyor. Desen sınavı da yazılıyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Natürmort'a cansız desen de denilebiliyor. Aynen öyle. Bu aklınızda natürmort dediğimizde ne mesela? En son hatırladığım benim mesela bir Tuğla, yangın söndürme tüpü, tuvalet kağıdı, her yani şeyi kullanabiliyorlar ya. Okulda hocalar artık böyle ne bulurlarsa öğrencilerin önüne koyuyorlar. Şeydeki en son hatırladığım sınavda herkes en son öğretmenler çıkmıştı. O sınav yapılmadan önce bir çıkmıştı. Herkes arabalarının bagajından yangın söndürme tüplerini falan getirmişlerdi. Orada zaten ipucu vermişti. Gibi düşünmeyin, böyle Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına gireceğiz. Böyle önümüze bir heykel mi koyarlar? Böyle tors koyabilirler ama. Ama tors okulda, tors okulda varsa koyarlar ama genelde o an sınıfta kumaş, bulabilecekleri bir obje koyuyorlar. Sandalye. Tabure, sandalye, yangın kovası da olabiliyor. Bu deterjan kutusu da olabiliyor. O an ne bulurlarsa önümüze koyuyorlar genel itibariyle. Aynen, ama bu söylediklerimiz böyle biz parça parça söyledik ama bunları bir bütün halinde kompozisyon şeklinde koyuyorlar. Aynen. Yani tuğlanın üzerinde bir tuvalet kağıdı, arkasında bir kumaş. Yani bunların hepsini bir kompozisyon halinde alakalı zaten oluşturup çizmenizi istiyorlar. Şimdi fotoğraf koyarız. Şu an şuraya fotoğraf koydum hocam. Seni kapattım şu an. Seni kapat, şuraya koy. Evet, oraya nasıl natürmort örnekleri sorabilir, nasıl natürmort çizeceğinize dair örnekler koydum. Onları inceleyebilirsiniz. Başka ne var? İmgesel. Önemli olan imgesel. Mesela imgeselden birçok öğrenci korkuyor. İmgesel çünkü aslında natürmorda oranla daha zor bir konu. İmgeselde ne tür sorular soruluyor peki? Yani imgeselde genelde günlük hayattan sorular sonuç. İmgeseli şöyle açıklayayım arkadaşlar ben size.
Çok aslında korkacağınız bir durum değil imgesel. Ama aslında, en çok korktukları şey, onu biliyoruz. Ya bunun belli şeyi var, çalışma prensipleri aslında var. Aslında daha özgürsün orada. Aslında sizin her zaman dışarıda gördüğünüz, içinde bulunduğunuz durumlar soruluyor imgeselde. Ama siz şey yapmadığınız için, yani gözlem yapmadığınız için dışarıda ya da çok dikkatli bakmadığınız için göremiyorsunuz. Bilmeyenler vardı şimdi mesela. İmgesel ne peki? İmgesel çizimi ne? İmgesel... Hayali bir kurgu diyebiliriz. Hayali, aynen yani öyle. Kurgu aslında hayali bir kurgu. Öğretmenler ya da oradaki komisyon size bir konu veriyor. Yani bu konu bir metin de olabilir. Yani çok basit. Piknik alanı. Piknik alanı gibi. Olabilir. Mesela kamp mesela. Olabilir. Düğün olabilir. Ki kamp sordular daha önce. Sordular. Mesela 2 sene önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da çıkan konu şuydu. Anadolu'dan gelmiş, yeni gelmiş bir aile. Hatırladığım kadarıyla Anadolu'dan söyleyeceğim. Anadolu'dan köyden kente göçmüş köyden bir aile. Köyden kente göçmüş yeni bir aile. Tek katlı evlerinin bahçesinde oturup çay içiyorlar. Etraflarında da yükselen binalar var. Detayı da var. Bir tane yaşlı bir adam inşaatlara bakıyor. Uzaktan. Hüzünlü bir şekilde. Yani çocuklar da, çocuklar da bahçede oynuyorlar. Aslında böyle bunun bir kompozisyon. Bunun da örneği var hocam. Örneği var onu da bunu. Şuraya bırakacağım. Yine benim üstüme koydum bunun örneğini de. Linkini de vereceğim. Onu YouTube kanalımızda var. Aynı çizim. Murat hocam onun çizimini yapmıştı. Bu tip sorular sorabiliyorlar. Yani bunu sorarken de bir metin veriyorlar. Yani. Bazen de bir hikaye verip devamını sizin oluşturmanızı da isteyebilirler. Yani bu tamamen oradaki komisyonun vereceği karar. Biz de aynen bilmiyoruz öyle. Yani ne sizin, çıkacağına dair. Okuyup anlama becerinizi de ölçüyorlar bu sayede. Yani bir metin veriyorlar. Siz bu metini okuyup hayal gücünüzde canlandırıp kağıda dökmenizi istiyorlar. Aslında bütün olarak baktığımızda zor bir süreç. Ama Murat hocanız korkmamanızı söylüyor. Yani çünkü... şundan dolayı dur, onunla bir açıklayayım ben. Korkmamanızın sebebi şu, dediğim gibi her zaman aslında dışarıda gördüğünüz şeyler bunlar. Size çok uzak şeyler değil. Zaten gözlem yeteneğini ölçüyor. Gözlem yeteneği, yani insan içindeki şu gerekiyor size. Gözlem yeteneği gerekiyor. Çok fazla çizim yapmanız gerekiyor. Dışarıda çizim yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz her şeyi mutlaka bir skeç defteri bulundurmanız yanınızda ve eskiz yapmanız gerekiyor. Yani bunu yaptıktan sonra çok da korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama korkulacak ne olabilir? Zaman olabilir bununla alakalı. Biz öğrencilerimize bu imgesellerini geliştirmek için ne gibi ödevler veriyoruz? Ne gibi? Yani şöyle bol bol şey figür çizmelerini figür. Söylüyoruz. Mümkün olduğunca figür, ama şöyle figürler tam yandan ve tam önden figürler değil. Tam sırttan veya tam değil, yandan. Kesinlikle. Yani tam karşıdan değil. İki boyutlu, figürler çok da kabul görmüyor sınavlarda. Evet. Üniversite için de aynı şekilde zaten. Genelde derinlik hissinin bulunduğu figürler. Yani iki boyutu birden görünecek. Hem yanı görünecek hem sırtı ya da hem yanı hem önü görünecek şekilde çaprazdan figürler genelde çizmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi videonun devamında arkadaşlar öğrencilerimizin çizmiş olduğu imgesel örneklerinden de biz sunacağız. Burada tartışacağız hatta. Şu an başka merak edilen konular var mesela. Başvurular nasıl yapılıyor? Güzel Sanatlar Lisesi'ne girişte öğrenciler nasıl başvuracaklar? Şimdi nasıl başvuracağız? E-okul üzerinden girmek istediğimiz okula ait dilekçelerimiz, ya aslında bütün okullara ait bir genelge yayınlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yayınlıyor. E-okul üzerinden dilekçemizi alıyoruz. Dilekçemizi dolduruyoruz ve girmek istediğimiz sınava, girmek istediğimiz okulun müdürüne gidiyoruz. Okul müdürüne dilekçemizi veriyoruz. Tabii olağan dışı belki açıktan okuyanlar vesaire başka prosedürler uygulanıyor. Ama bir dilekçeyle, resimli bir dilekçe. Hatta ben onun fotoğrafını, ayrıntılı fotoğrafını çekmiştim. Onu da söyleyeyim. Dilekçe örneğiyle. Sınava giriş belgesi yine e-okul üzerinden alınıyor. Ve bunların yanında çalışma takvimi ve sınav değerlendirme çizelgeleri falan da oluyor. Ama bunlar okulda zaten fotokopi halinde size bilgilendirmek için veriyorlar. Sonra sınav giriş belgesini Belgenizi alıyorsunuz. Ondan sonra okul bu sınav giriş belgenizi aldıktan sonra onaylıyor. Onaylanmış bir şekilde internetten çıktısını alıp sınav günü o kağıtla birlikte okula gidiyorsunuz. Hangi sınıfta sınava gireceğiniz,
Aynen, bir şey oluşturuyorlar. Sıranıza kadar şeyleri veriyorlar. Aynen. Sınav giriş belgesinde yazıyor. Başka ne sorular var? Başvuruları E-Devlet'ten dilekçe doldurulup şey yapıyor. Şeyi merak ediyorlar bir de. Mesela kaç tane güzel sanatlar lisesi var? Ankara'da mesela, biz Ankara merkezli bir kursuz. Ankara'da kaç güzel sanatlar lisesi olacak? Ankara'da şu anda 3 tane güzel sanatlar lisesi var. Devlete birisi bağlı. Devlete bağlı. Milletin Bakanlığı'na bağlı. Devlete bağlı. Birisi Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi olanı, olarak en eski. Sanırım 93'te kuruldu, evet, diye biliyorum. Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi var. Bu da bir 3-4 yıllık bir okul, evet, diye biliyorum. Şimdi bir de Sincan'da açılmış. Itri Güzel Sanatlar Lisesi, aynen, bir de açıldı. Sincan'da var. Bu yıl ilk öğrencilerini aldı. Farklı bir binada zannederim eğitime başladılar gibi. Hı-hı. Binalar yeni bitti. Önümüzdeki seneden itibaren kendi binalarında eğitime başlayacaklar. 3 Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Aslında Ankara Türkiye'nin en kalabalık, en fazla nüfusu olan ikinci kenti. Yani bu kalabalığı oranla aslında az bile. Az bile ama sınav gününde okula gittiğimizde şehir dışından minibüslerle gelen öğrencileri de görebiliyorsunuz. Aynen. Yani okul bahçesinde 800 kişi falan saymışlığımız var bizim böyle. Sadece tekte. Ankara'dan sınava girmiyorlar çünkü. Evet, şehir dışından da çok fazla gelen şehir var. Şehir dışından da giriyorlar. Güzel Sanatlar Lisesi sınavları hakkında başka öğrencilerin merak ettiği... Kaç tane sınava girebiliyorlar? Bir de kontenjanları bir verelim hem yeri gelmişken. 30 kişi alıyor. 30 kişi, evet. 30 kişi. Yani her bir okul 30 engelli kişi. Kontenjanı da var. Bir de şey kontenjanı var. Bebli kontenjanları var. Toplamda 30, 60, 90. Ankara için 90 kontenjan var mesela. Yani her okul 30 kişi alıyor arkadaşlar. Evet. Yani 30 kişi, sınava giren kişi sayısı 200-250'leri, 300'leri bulabiliyor. Bazen daha da artabiliyor bu durum. O kadar kişi içerisinden seçilmemiz gerekiyor. Sınavda da, çizim sınavında da en az 50 puan almamız gerekiyor ki başarılı sayılabilelim. 50 puan alamazsak sıralamaya dahi giremiyoruz. Bu sebeple çizimimizin iyi olması gerekiyor. Aynen. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanımızın iyi olması gerekiyor. De kaç tane sınava girebiliyorlar? Onları da söyleyebilirim. Ya, ha, evet. Onu da farklılıklar var o konuda hocam. Sen açıkla istersen. Şöyle arkadaşlar, geçen sene iki okula birden girebiliyorduk. İki okulun yetenek sınavına giriyorduk. Bu okullar kendi aralarında anlaşıp farklı günlerde yapıyorlar sınavları. Bugün Çankaya'nın var, yarın Mimar Sinan'ın var gibi. Evet, çakışmıyordu. Aynen yani, çakışmıyordu. Sınav. Haberleşiyorlardı ama bu sene nasıl olur bilmiyorum. Ondan önceki sene çakışmıştı mesela. Ondan önceki sene hem çakışmıştı hem tek sınava girebiliyordunuz. Evet. Yani başvuru yapıp sadece bir okul tercih edebiliyordunuz. Onun dışında ben velilerden en çok duyduğum sorulara değinmek istiyorum. Velilerimiz bu konuda çok tedirgin oluyorlar. Hocam işte kazanamazsa ne olur? LYS sınavına girmeyeceğiz mi? Arkadaşlar, LYS sınavına gireceksiniz tabii ki. Bu eğer Güzel Sanatlar sınavında başarılı olmazsanız siz LYS puanıyla bir liseye yerleşeceksiniz. Bu çok önemli. Tabii ki gireceksiniz. LGS. Bu sınava gireceksiniz. Onun dışında... Şimdi LGS sınavına LGS çok değişiyor. Çok lise, TEOG, SBS, evet, LGS. SBS'ydi. Biz de karıştırıyoruz bunları. Ailelerin, bazı aileler hem LGS'de başarılı olmasını istiyor. Yani aslında onlar da haklı. Hem de Güzel Sanatlar Lisesi sınavında başarılı olmasını istiyor. Yani kendilerine alternatif üretmek istiyorlar. Aynen, bir de tedirgin bakıma oluyorlar. İşte kazanmazsa ne olur, no, gibi. Evet. Yani onlar da haklı aslında. Ve şunu da söylemek istiyorum. Lise çağındaki yani orta sondaki öğrenciler eğer Güzel Sanatlara gitmek istiyorum dediğinde ben velilerden şunu istiyorum kendim adına. Öğrencileri Güzel Sanatlar Liselerine götürün. Öğrenci liseyi geçsin. Değil mi hocam? Evet, baksın, çok önemli bu. Çünkü Güzel Sanatlar okumak istiyorum diyor ama ne öğreneceğini, okulun içerisinde ne olacağını ona da bilmeyen öğrenciler mesela, var. Güzel Sanatlar Lisesi'nden çıktıktan sonra ne olabilir bu öğrenciler? Yani hangi üniversitelere gidebilirler? Hangi bölümleri seçebilirler? Avantajları şu aslında. Güzel Sanatlar Liselerinden çıktıktan sonra, ki zaten bu Güzel Sanatlar'da var. Bir de meslek liselerinin grafik bölümlerinden çıktıktan sonra şöyle bir durum var.
üniversite sınavına avantajlı bir şekilde giriyorsunuz. Atıyorum. Hem tabağın sınavında güzel sanatlar, güzel sanatlar ve öğretmenliğin, gerçi öğretmenlik değişti ama güzel sanatlar fakültelerinin sınavlarında atıyorum baraj 180 ise güzel sanatlar çıkış, yani alan çıkışlı öğrenciler 160 puandan daha kazanmıyor. Daha düşük puan da alsa girebiliyorsun. Yani artı puan avantajları var. Artı şeyde çizim sıralamada ek puan alıyorlar. Ek puan aldıkları için de normal liseden mezun olmuş öğrencinin çok çok daha önünde olabiliyorlar. Zaten Güzel Sanatlar Lisesi okudukları için de yetenekleri ve çizim kabiliyetleri gelişmiş olduğundan çok da fazla sorun olmuyor aslında. Güzel Sanatlar Liselerinden bir öğrencinin üniversite kazanması sınavında da okurken hazırlanmış oluyor. Yani mantıklı kısmı. Dersler ne? Normal okulda düz bir lisede gördüğü derslerin yanı sıra ne var? Alan dersleri var. Alan dersleri var. Yani alan derslerinin hepsi var ama yani mantıklı olan şu, Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdikten sonra, işte okuduktan sonra mantıklı olan kısım zaten Güzel Sanatlar'dan devam etmek yine. Aynen. Aynı şekilde. Zaten öyle, birçoğu öyle devam ediyor. Üniversite kazanmak aslında daha kolay. Evet. Zaten özel yetenek sınavıyla üniversite kazanmak normal ÖSS değil, şimdi LYS mi o? O da değişti. Ne ya şey? TYT. YKS. YKS. TYT ve AYT'den kazanmaktan çok daha kolay. Çok daha oran olarak üniversitede olma şansınız çok daha yüksek. O şeye göre değişir ama şimdi öğrenci ilgisine göre değişir o. İlgisine göre değişir ama mesela şeyden ziyade o giren kişi sayısında bulunduğunuzda daha fazla. Var ama karşı çıkacak olacaktır, hani adamın yeteneği yoktur. Zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Murat hocamın hocamdan girmek istiyorum. Net çizgileri var Murat hocamızın bu hususta. Başka notlarımızda neler var? Ya bu şey olsun istemiyorum. Bir de onu söyleyeceğim ben. Velilerin çünkü bazıları geliyor bu şekilde. O aklımda kaldı. Ya hocam ne olsa bizimki başka bir liseyi kazanamaz. Bari güzel sanatlara gitsin. Bu olmuyor işte. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hani güzel sanatlar liseleri... Seçkin liselerdir aslında. Ya seçkin liseler dışında şey değil ya, hani bir toplama merkezi değil bunlar. Sonuç itibariyle. Ki Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin şeyi de, profili de bence birçok okulda okuyan öğrencilerin profilinden çok daha iyi, çok daha saygın, yani daha elit bir öğrenci profili vardı arkadaşlar. 700-800 kişi arasından 30 kişiyi elit seçilerek oluyorlar. Aynen öyle. Yani seçme öğrenciler bunlar. Elenerek gidiyor. Herkesin elini kolunu sallayarak girdiği bir okul şeyi değildir. Benim veya ricam velilerden, yani hani bu taleple gelmesinler. Hiçbir şekilde ben yani söylerim açık açık çünkü. Yani mahallesinde yerleştirilmiş öğrenciler gibi değil. Seçkin, seçilerek girilen okullar olduğu için seçme öğrencilerden oluşan, düzgün öğrencilerden oluşan liselerdir bunlar. Ben Güzel Sanatlar Liselerinin gerçekten Türkiye'de elit okullar olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle bir şeyler başarabilmiş insanların girdiği bir yer. Yani. Devam edelim. Bir de sınavda sadece 30 kişi başarılı oluyor, fakat 30 kişiden sınava girmiş, başarılı olmuş ama kaydını yaptırmamış öğrenciler oluyor. Başka bir liseye gidecek olan var. Başka bir liseye gitmiş olacak olan var. Veya iki okulunda sınavına girmiş ama birine kaydı olmuş. Bir yerde onun kontenjanı boş kalıyor. Yedeklerden de sıra gelebiliyor. Yedek öğrencilere de sıra gelebiliyor. Yani oldukça aslında öğrencilerin kazanma şansı da böylelikle artmış oluyor. Yedek şansları da var. Yedeğe kaldım diye yaşadığımız bir olay. Sıkı takip etmek gerekiyor. Yani okullar zaten arıyor. Öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanıyor. Yani Anadolu Lisesi'ni kazanıyor. Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Oradaki kontenjan boş kalıyor. Aynen öyle. Okulda zaten yedeğe düşmüş öğrenciyi beşerli kontenjanlarla arıyor. Kendi kontenjanı doluncaya kadar öğrenci çağırabiliyor. Bir günlük süre veriyorlar diye biliyorum orada Bir günlük süre verebiliyor. Şimdi sizinle nasıl çizimler yapmamız gerekiyor? Şimdi bizim öğrencilerimizin bize ödev olarak gönderdiği bazı çizimler var. Biz bu çizimler üzerinden size değerlendirmeler yapacağız. Nasıl çizimler yapmamız gerekiyor? Mesela geçen bir YouTube'da figür paylaştık biz. Öğretmenim bizim bunun kadar iyi olmamız mı gerekiyor diye sorular. Hayır, onlar aslında üniversite yetenek sınavına ait görüntülerdi. Lise sınavlarına ait görüntülere bir yani bakalım hocam. Şöyle gönderdikleri arkadaşlarım. Bu arada videolar yani liseye hazırlık konusunda ulaşabileceğiniz videolar kanalda var. Bilginiz olsun. Evet. Oradan bakabilirsiniz. Mesela bir tane açalım. Şu. Bu ne? Ayakkabı çizimi. Tek bir ayakkabı çizimi tonlaması yapmış. Şöyle bakalım. Sence hocam nasıl?
Bence gayet yerinde. Yerinde, fena değil. Yani siyahlar biraz daha girilebilirmiş ama geçişler bence biraz sert. Olsun. Mesela böyle bir çizim Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanan bir öğrenci için yeterli mi sence? Topukta hata var bu arada, onu söyleyeyim. O topuktaki hatalar şöyle, yani ufak tefek yapıda hata olabilir ama yani yaptığı bu güzel gölgelendirmeyle, etütle bu açıyı kapatır, çok rahat kapatır. Bizim yani dikkat çekmez. Kimin çizimi? İsim vermeyelim. Verelim mi? Verelim. Aslı Betül. Aslı Betül'ün çizimi. Aslı Betül'ün çizimi. Fena bir çizim değil. Bu arada Aslı Betül bize en çok çizim gönderen öğrenci arkadaşlar. İyi çalışır. Evet. İyi çalışır yani o konuda. Şeye de değinelim hocam. Vardı. Ne zaman kursa başlamalıyız? En önemli konu. Yani, yani son bir ayda hazırlanabilir miyiz? Son bir ayda kazandırdığımız öğrenci var mı? Var. Aslında. Evet, fakat, ama çok olağanüstü fakat, öğrenciler diyebiliriz. Hazır bence bir bunu. Öğrenciydi evet. Zaten. Hazır olan bir öğrenciydi. Şimdi şöyle bir durum oluyor orada. Şeye girdikten sonra, liselere giriş sınavına girdikten sonra kendisinin başarısız olacağını düşünen, ailesi liselere giriş sınavında iyi bir puan alamayacağını düşündüğü, sınavın zorluğuna göre değişiyor bu. Hı hı. Panik havasında kursa geliyorlar. Diyorlar ki işte biz Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girmek istiyoruz. Evet. Son bir ay kala maalesef söyleyelim. Bu işler zor. Yani eğer çok fazla çizimle ilgilenmiyorsanız, altyapınız yoksa son bir ay kala öğrenciyi hazırlamak gerçekten zor. O yüzden en azından 8-9 ay bir eğitim sürecimiz geçiyor. Ama şunu da söyleyemiyoruz. Mesela biz gelen veliler bize şey diyor. Hocam ben bir sene çocuğumu göndereceğim kursa. Ama kazanacak değil mi? Kesin mi? Hiçbir hani, şey garantisi yok. Onu bunun da garantisi yok arkadaşlar. Kazanamaya da bilirsiniz. O anda bir strese girebilirsiniz. Veya öğrenci çalışmıyordur, hiçbir şey çalışmıyordur. Yapmıyordur. Bizim söylememize rağmen. Yapmıyordur, aynen o öyle. Gün olağanüstü bir şey olmuştur, çizememiştir, konsantrasyonu bozulmuştur. Evet. Ya, olmayabilir. Ama biz elimizden dünyanın geleni yapıyoruz. Değil, dünyanın sonunda değil bu. Ama yani kazanamayan öğrencimiz çok az. Çok çok az. Son çok az. Zamanlarda gelen öğrencilerimizden evet. Kazanamayan son ve daha çok ortaöğretim başarı puanı çok düşük olan öğrencilerimiz ciddi kazanamadı. Ciddi fark oluyor. Ciddi hiç kazanma fark oluyor ihtimalimiz olmadı yani. Yani ortaöğretim başarı puanı çok düşük olan öğrencinin mükemmel çizmesi lazım. Yani evet. Diğerlerini eleyebilmesi için çok iyi çizmesi lazım. Çünkü eğer ortaöğretim başarı puanınız düşükse eğer diğerleriyle yarışabilmek için çok çok fazla iyi olmanız gerekiyor. Çünkü sıralamaya geçtiğinde sen çok iyi çizdiysen bile ya da ortalama çizdiysen bile ortaöğretim başarı puanın düşükse eğer senden daha kötü çizenler seni geçiyor. Bu sebeple sen altta kalıyorsun. Mesela biz listeyi açıp kazananlar listesine baktığımız zaman ortaöğretim başarı puanı hep yüksekler. Evet, önce geliyor. Önce geliyor. Evet. Ortaöğretim başarı puanı düşüyor. Sıralaması da düşüyor. Zaten ortaöğretim başarı puanı hem yüksek hem de çizimi iyiyse bir öğrenci zaten ilklerde direkt oluyor bu öğrenci. Çıkıyor, evet. Ha, bu şey demek değil ama yani yanlış anlaşılmasın da ortaöğretim başarı puanım çok iyi olacak ama hiç çizim yapamayacağım anlamına tabii gelmiyor. Tabii ki. %70 etkilediğini söyledik evet, zaten. Çizim puanı daha fazla etkiliyor. Şimdi burada bir çizimimiz daha var. Şevval'in bu resim. Şevval'in. Ben bu resmi değerlendirdim Şevval'e de zaten. Ben beğendim bu çizimi. Bu arada bu yapıda hata bu var. Bu çizim yani. Bizim Ali Hoca'nın şurada çıktı şu an. Ali Hoca'nın yapmış olduğu çizimden bakarak denemiş. Hiç fena olmamış. Biraz sert geçişler sert yapmış ışıklar. Yani evet. Biraz sert geçişler yapmış ama Güzel Sanatlar Lisesi için bence fena değil. Yani yeterli. Mesela Şevval derecede. Bizimle ne kadar süredir birlikte? Şevval bir 8-9 ayımız oldu sanırım değil mi? Eylül'de itibaren en vardı. Olmuştur. Eylül'deki ayından yani beri bizde. Yani 8-9 ayda evet. Bu şeye gelebiliyor evet. Öğrenciler. Ki şey yani öyle çok da kendini yoran bir öğrencimiz değildir evet. Kendisi onda. Söyle çok da kendini yormaz yani çok. Ki zaten şu an kendisi evde evet. Oralet yapıp onu içiyordur. Oralet içiyordur. Kurstaki bütün oraletlerimizi bitirmiş. Ya da süt tozuna su koyup evet. Onu da içiyor olabilir şu an kendisi evde. Yalnız Şevval'le alakalı şunu söyleyeceğim. Şeyde problem yok. Gölgeleri falan çok iyi ama büyük bir ihtimal çizimi tamamlarken acele ediyor. Çünkü biraz önce Aslı Betül'ün çizimine dedim yani hatalar var ama çok biraz belli etmiyor. Bence ondan ziyade ayakkabının topuk kısmı daha büyük 45 numaralı ayakkabıya ait evet. Uç kısmı 36 numaralı ayakkabıya ait. Yapısal yani, hata var. Yapısal ama bariz bir hata bariz var. Ama yani gölge bunu kurtarır mı? Belki kurtarabilir. Biraz kurtarmış bence. Yani ön tarafı biraz daha büyüyebilirdi ama gene de fena evet. Değil. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirdik.
Sorularınız ve yorumlarınız olursa varsa, alttan yorum kısmından sorabilirsiniz. Onları da ayrıca cevaplayabiliriz. Şimdilik aklımıza gelenleri konuştuk. Onun haricinde sizin daha fazla soracağınız sorular vardı. Bunları bize yorum kısmından sorabilirsiniz. Onlarla ilgili de ayrı bir video çekebiliriz size yardımcı olmak için. Yaparız. Hani eğer bu süreçte hazırlanan öğrenciler varsa da yani çizimlerini internet sitesinden ya bize da gönderebilirsiniz, değerlendirebiliriz. Değerlendiririz. Evet. Elimizden geldiğince yorum yapmaya çalışırız. Kanal sayfamızda internet adresimiz var. Mail adresimiz var, sosyal medya hesaplarımız var. İstediğiniz, dilediğiniz yerden gönderebilirsiniz çizimlerinizi. Onları da ayrıca değerlendirebiliriz. Size geri dönükler oluşturabiliriz. Yani ne durumdasınız, neler yapmanız gerekiyor? Bunlar hakkında size bilgiler verebiliriz. En azından siz de önünüzü görmüş olursunuz. Size yardımcı olmak isteriz bu hususta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, o çok önemli. En önemlisi bu. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı da like atmak diyorlar değil mi? Videolarımıza da like atmayı ihmal etmeyin. Biz bu videoları tamamen aslında şöyle başlamıştık. Kendi öğrencilerimize bu sokağa çıkma yasağı döneminde yardımcı olması için başlamıştık ama Türkiye'nin birçok şehrinden, birçok öğrenciden istek geldi, farklı sorular geldi. O sebeple hepinize hitap edebilmek açısından, herkese hitap edebilmek açısından çekiyoruz bu videoları. Dilediğinizi, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hepsine yanıt vereceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.